başkentleri gezeceğim. Avrupa Birliği ile ilgili müzakereleri hızlandıracağız. Üniversiteler, üniversiteleri böldü, milleti böldü, şehitleri, gazileri böldü, gönülleri böldü, üniversiteleri de böldü. Berliner üniversiteleri hemen birleştireceğim, hemen. Çiftçiye mazot 3 lira olacak. Asgari ücret 2200 lira olacak. En düşük emekli maaşı 1500 lira olacak. Karadenizli kardeşim, Düzceli kardeşim, Trabzonlu, Giresunlu, Ordulu, Sakaryalı kardeşim, sana medeniyetler kenti İstanbul'dan buradan sesleniyorum. Fındık 15 lira olacak. Bugün İstanbul'da, Maltepe'de, Süleymaniye'nin ruhunu hissediyorum. Sanki Aşiyan'da geziyorum. Sanki bir gece kondudan Boğaz'ı seyrediyorum. 100 gün içinde Cem evlerinin hukuki statüsünü tamamlayacağız. 100 gün içinde yerel yönetimleri güçlendireceğiz. 100 gün içinde Denizli'de, Bursa'da ve İstanbul'da 3 tane moda, tekstil, tasarım akademisi kuracağız. Aile sigortasını 100 gün içinde devreye sokacağız. Engelliler için yaşam merkezleri kuracağız. TürkSat canlı yayın frekansına sabotaj var bilgisi geldi. Erdoğan, yapma böyle, üzme beni. Bak Erdoğan, Erdoğan gidiyorsun, delikanlı ol, 2 dakika öyle git. Öyle git. 2 dakika delikanlı ol. Gitmenin de gitmenin de bir şerefi var. Giderken doğru düzgün git. Yarın akşam Recep Tayyip Erdoğan seçilirse piyasalarda panik artacak. Faiz yükselecek. Dolar yükselecek. Euro yükselecek. Beton ekonomisi devam edecek. Erdoğan kazanırsa Suriyeliler gelmeye devam edecek. Erdoğan kazanırsa devlette şatafat, debdebe devam edecek. Erdoğan kazanırsa telefonlarınız dinlenmeye devam edecek. Erdoğan kazanırsa korku düzeni devam edecek. Erdoğan kazanırsa kindar nesiller yetiştirecek. Yarın akşam İnce kazanırsa üretim artacak. Yarın akşam İnce kazanırsa dolar düşecek, faizler inecek, euro inecek. Yarın akşam İnce
ikinci kazanırsa devlet kemer sıkacak. Vatandaş değil. Yarın akşam ince kazanırsa beyin göçü duracak. İnce kazanırsa bağımsız mahkemeler gelecek. İnce kazanırsa tencereye et girecek. Et! İnce kazanırsa İstanbul'un bütün parklarında çocuklarımıza, gençlerimize uyuşturucu satıyorlar. 100 gün içinde kökünü kazıyacağım. Kökünü. Yarın akşam ince kazanırsa sadece ince kazanmayacak. AK Partili kardeşim kazanacak. CHP'li kardeşim kazanacak. MHP'li kardeşim kazanacak. HDP'li kardeşim kazanacak. İYİ Partili kardeşim kazanacak. 81 milyon kazanacak. Saadet Partili, Demokrat Partili kardeşim kazanacak. İnce kazanırsa Türkiye'm kazanacak. Anam hoş geldin ya. Sen de mi geldin? Anam da gelmiş Yalova'dan buraya. İyi misin? Buradan Yalova'ya geleceğim şimdi. Yarın sabah tarhana çorbasıyla yoğurt istedim bak. Arkadaşlarım, şu anda 5 milyon insan Maltepe'de ama hiçbir televizyon kanalı canlı yayın veremiyor. Ahlaksızlığın böylesi dünyaya örnek olsun, dünyaya. Bunları bugün bu canlı yayını engelleyenleri canlı yayında yargılayacağız. Bağımsız yargıya göndereceğiz bunları. Bu ahlaksızlık bunu yapıyor. Ne yaparsan yap, sonuç değişmeyecek. Bakın yarın aziz milletim, yarın oy pusulası bedava, mühür bedava, mürekkep bedava. Alacaksın eline mührü, basacaksın incenin üzerine mührü, kurtulacaksın bu işten. Yirmi dört senedir İstanbul'u yönetiyor. 16 senedir Türkiye'yi yönetiyor. Geldiğimiz noktaya bakın. Devlette devamlılık esastır. Erdoğan kendisinden önceki projeleri devam ettirmiştir. Ben de ondan sonra gelirim, devam ettiririm yarım kalan işleri. Kimseye baki değil o koltuklar. Mesela Marmaray. Marmaray'ı ben yaptım diyor ya. Marmaray'ın ilk imzasını atan
MHP'li bakan Enis Öksüz'dür. Ecevit'in başbakanlığında yapılmıştır 2000 yılında. Onlar Dünya Bankası kredisiyle yapacaklardı. Erdoğan bunu değiştirdi. Yap işlet devletle yaptı. Mesela 3. Boğaz Köprüsü. 3. Boğaz Köprüsü 1991'de Süleyman Demirel tarafından yer tespiti çalışmaları yapıldı. Mesela 3. havaalanı. Adı neydi biliyor musunuz? Kuzey Havaalanı'ydı. Ve Silivri tarafına yapılacaktı. Fakat rant uğruna yeri değiştirildi.